Ya baba ya, hazır hepimiz bekarız. Gidelim dışarıda yemek yiyelim. Sus sus. Dışarıda yemek yiyecekmişiz. Dışarıda yemek kaça patlıyor biliyor musun sen? Hem senin dersin var. Şöyle giderdik bir gece kulübüne. Hani şu magazin programlarında oluyor ya, öyle yerlere. Sen böyle şeylere kafanı fazla yorma bakalım Havuç Efendi. Çalış, oku, adam ol. Bilgi en değerli şeydir. Tabii. Bilgili olduğun zaman çok para da kazanırsın. Bak doktorlara, mühendislere paraya para demiyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum. Doğru. Önce bilgiyi öğren, sonra onu sat. Ama sakın bedavaya satma. Hatta sen bilgili ol, biz senin bilgilerini satalım. Biz satış uzmanıyız. Değil mi abicim? Tabii satarız. Fiyat belli olsun. 5 kamyon mal satarız. Koş bak bakalım. Delikten bak önce. Tamam, tamam. İyi akşamlar. Baba ne oldu? Ne olacak? Karlı bir kış akşamı kötü kadın Müzeyyen beni evden kovdu. Şey babacığım, biraz fazla içmediniz mi? Dokunmasın Kemal amca. Bana bir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Oğlum duydun mu? Duydum. Güzel. Hadi sofrayı toplayalım. Ben de ders çalışayım. Gel buraya, sofrayı toplayacağız. Bırak çocuk çalışsın dersine ya. 3 tane tabak toplayacağız. Bulaşığı sen yıkayacaksın ha. Ben misafirim abicim. Yaktın beni kötü kadın Müzeyyen. Yaktın. Oh, okay. Hi. Merhaba babuşluk. I just got a phone call from the office. Ben geliyor ofis and they call me and they gave me the number, you know, the price and the... Oh, okay, I'm just geliyor ofis, the States, America, you know, they called for the price, $50 per... No, you don't get it. Oh, hi, baba, merhaba. Yaktın beni kötü kadın Müzeyyen, yaktın. Okay, all right, you know, I got a phone call from the state, all right? Can you tell them it's $50 per me, can you... Sen bir şey anladın mı? Hiçbir şey anlamadım abicim ya. Amerika diyor, price falan. Fiyat! Uzman beyin işi. Ne yapacağız? Okay, look, all right, we have to call, we have to do something, all right? I got the price from the States, you know the price? $50, hiçbir şey anlamıyorum, $50. Hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Hadi dur, Yasemin arayalım. Yasemin. Ha, Yasemin. Yasemin. Telefonum yok. Where's the phone? Telefon. What? Evet. Ha. Yasemin. Yasemin. Yasemin'in telefonu kapalı abicim ya da ameliyathane katında çekmiyor. Zaten bu telefonlar nerede işe yarıyorsa orada çalışmıyor. What? What? You can find it when there's no one? What? Come on, call somebody. I mean, come on. Kimi arıyorsun? Meltem'i. Niye kendi telefonundan aramıyorsun abicim Meltem'i? İş için oğlum. Ha tamam. Kapalı. Kapalı mı? Tam da gidecek zamanı buldu. Ver. Ver gününü arayalım. Şimdi o şakır şakır konuşur İngilizce. Gönül de kapalı abicim. Alayı eğitim de. Ne yapacağız oğlum? Bilmiyorum. Look, I'm telling you, the price from the States, from America, the price, we just got the price. You have to call Usman. The price, you don't get it. You're English, my God. Oy Müzeyyen, Müzeyyen, ne olur duy beni. Yasmin. İsmail Bey, İsmail Bey, o İngilizce bilir. İyi akşamlar Uşaklar. İyi akşamlar İsmail Bey, hoş geldiniz. Sizi Allah gönderdi efendim. Sorun bakalım Meri Hanım ne diyormuş? Tamam tamam. Benim İngilizcem çok iyidir Uşağım. Hatta ben İngilizce el falı bile bakarım. Gel sana bir el falı bakayım da. No, no, no. Haluk, salami. No, no fal. No, no, no. İsmail Bey, İsmail Bey, no. Fal değil. Ne oldu oğlum? Müzeye mi geldi? Hayır baba. İsmail Bey, falı bırakın da ne diyor onu söyleyin. Sorun bakalım efendim, şu malı kaç paraya teslim edebiliyormuşuz? Yes, Mary Hanım. You are very beautiful. What? What did you say? İsmail Bey, ne kadar fiyat vermişler?
Would you like to dance with me? Uşam, what are you talking about? İsmail Bey, metrekaresine kaç para çekmişler? Söylemedi mi hala Meryem Hanım? Vallahi Uşam, ben Amerika'da bütün hatunlarla böyle anlaşıyordum ama bu hatunla bizim burcumuz galiba ters düşey. Ey müzeyen, müzeyen, ne olur duy beni. Kim bilir bu İngilizceyi ya? Aramızda İngilizce bilen yok mu? Işıklar, we have to call Osman, okay? I got the price list from the States. Hani sen İngilizce biliyordun? Anlıyorum ama konuşamıyorum ki abicim. Yani o kadar da çalıştık ama hala konuşamıyorum yani. Hiçbir şey anlamadım. Yoksa past tense'ler, present tense'ler, aktifler, pasifler süper. Su gibi ama anlayamıyorum. Would you just stop it? My God. I don't... Müzeyen. Benim İngilizcem süper. İnternette bütün gün yabancı sitelerde link atıyorum. Buldum. Ne buldun? Havuç. Havuç İngilizce biliyor mu? Hem de sular seller gibi. Meryem Hanım'ın söylediklerini bize havuç tercüme edecek. Nedir? Budur. No, jump, let go. Gel buraya, gel, gel. Bize yardım edeceksin oğlum. Ne oldu baba? Tercüme yapacaksın. Meryem Hanım'ın söylediklerini bize tercüme edeceksin. İyi yaparım ama kaç para vereceksiniz? Ne parası? Bilge en değerli şey demediniz mi baba? Bedava ev verecek halimiz yok herhalde. Tercüme işi pahalı iş. Evet, söyleyin bakalım kaç para vereceksiniz? Oğlum saçmalama, bizden de mi para alacaksın? Kusura bakma baba. Ben bu İngilizce için kaç yıl dirsek çürüttüm. Gel bakalım buraya. Sinirlendirme. Dur, 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 dur. Tamam amca, tamam. Vereceğiz, mecburen vereceğiz. Ne yapalım? Tamam, fikir bize aitti. Al bakalım havuç. Bu ne ya? Ben bu paraya kuş dili bile konuşmam. Yürü dedim sana, uzatma hadi, hadi. Varma çocuğa, varma, varma. Yok, futur yok. No futur, all right? Sallana no bakayım. No, I don't Miss Mary, want it. Miss Mary, what? Konuş. Okay, look. Ulsham, I just got a phone call from the States, okay? And it is $50 per meter, excluding the local tax, all right? Kaç paraymış? 50 kaçtı ya? 50 miydi, 15 miydi? $50, okay? Heh, $15 baba. Ama vergiler hariç. $15 abicim, $15. Hadi çabuk ara, çabuk, çabuk. Tamam, hadi. Tamam, arayacağım. Panik yaptırma adamı. Aferin avuç, aferin avuç. Yaktın beni müzeyen. Ya abicim $15 az değil mi ya? Kendi dedi oğlum, baksana. Ha, tamam. Alo, ha, Osman Bey siz misiniz? Ha merhabalar, ben Haluk Çetinoğlu. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Osman Bey, Amerika'dan fiyat geldi. Evet efendim, $15 artı vergiler. Vergileri unutma abicim. Pardon. Vergileri şimdi söyledim. Duymadım abicim. Şey yapıyordum. Alo. Evet. Biz size bu malı $20 verebiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Saygı bizden. Çok iyi iş başardık. Havuç. Havuç Uşam. Lütfen unutma. $50, okay? Neydi bu 50 ya? 50 miydi? 15 miydi? Hep karıştırıyorum zaten. O kadar çok içki içerseniz böyle olur Kemal Bey. Şimdi iyi misiniz bari? Ne yalan söyleyeyim Müzeyyen Hanım. Akşam burada kaldım ya. Öyle içim bir tuhaf oldu. Nasıl oldu? Yani nasıl söyleyeyim? Sizi çok özledim. Öyle mi? Hı hı. Kahvenizi için de artık evimize gidelim Kemal Bey. Gidelim Müzeyyen Hanım. Müzeyyen Hanım. Artık mutfağınıza girmeyeceğim. Söz mü? Söz. Ara sıra salata yapabilirsin canım. Aa, Kemal Bey. Kesin kovulduk ağacım.
Meri Hanım kesin kovar bizi ya. Kovulduk, işsiz kaldık güzelim. İşsiz. Ben işsizim ya, sen de ben de. Ne kadar kovsa hakkıdır. Ulan uç yaktı bizi. Hayır, çocuğa niye kızıyorsun ki? Niye kızıyorsun yani çocuğa? Hata bizde ki şu İngilizceyi bir türlü öğrenemedik abicim. Hayır, ben biraz biliyorum da sen. Nerede biliyorsun? Ben biliyorum abi. Nerede biliyorsun? Ben biliyorum. Sana ne? Söyle bakalım. Öyle. Ya Haluk gitti Selam Bey. Oh. Haluk Bey, Selam Bey müthiş bir şey oldu. Firma elimizdeki bütün malları istiyor. Bu malları bu fiyata veren şirketle tam 5 yıllık sözleşme imzalarız diyorlar. Yani ne demek şimdi bu? Yani yaptığınız bu hata bize binlerce dolar kazandırdı. Şirket bütün ihalelerini bize vermek istiyor. 5 yıllık sözleşme imzalayacağız. Bu. Yo, you're good. Come on, you're good. Yeah. Tamam, you're good. Very good. I'm proud of you guys. Yeah. No, you go good. No, stay. Thank you. Oppa! 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 Aslan oğlum benim be! Durun ya, düşeceksiniz! İyi ki karıştırmışsın sayılar ha! Aslan!